Selamünaleyküm arkadaşlar. Pandemi döneminde evdeyiz. Ben bir öğrenci velisi olarak oğlum Mehmet'e yardımcı oluyorum. 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar pratik çarpma işlemini hakkında bugün bir video çekiyoruz. Mehmet'e ben bu yöntemi anlattım. Mehmet kolaylıkla bu işlemi yapabiliyor. Biraz sonra videoda alıştırma yapacağız. Mehmet de alıştırmayı nasıl yaptığını siz de göreceksiniz. Ben size önce mantığını ve işleyişini anlatacağım. Daha sonra alıştırma yapacağız. Siz de videoyu seyrettikten sonra alıştırma yapın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Öğrenmek istiyorsanız mutlaka zaman ayıracaksınız. Her şeyin pratik yöntemi olabilir. Ancak zaman ayırmadığınız hiçbir şey öğrenemezsiniz. Zaman ayıracaksınız, zihninizi yoracaksınız ve uğraşacaksınız. Emeksiz yemek olmaz. Bunu asla unutmayın. İlmin başı soğandan acı, sonu baldan tatlıdır. Mehmet'in hazırlamış olduğu abone ol ikonlarıyla alakalı resimleri de size göstereceğim. Beğendiğiniz yorumlara yazın. Şimdi şunun arkasına yazdığımız şeyleri göstereyim size. Çarpım tablosunda bu öğreneceğimiz yöntemle 6'ların şu bölümünü, 7'lerin şu bölümünü, 8'lerin şu bölümünü, 9'ların şu bölümünü öğreneceksiniz. Sağ elimizde 5 parmak, sol elimizde 5 parmak var. Şekilde gördüğünüz gibi sağ elimizdeki parmakları ve sol elimizdeki parmakları 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'lar diye numaralandırıyoruz. Baş parmaklarımıza numara vermiyoruz. Şimdi şunu alıyorum şuraya. Bakın şunu şuraya alıyorum. Aldım. Şimdi 6 kere 8 48. Şurada gördünüz. 6 kere 8 48. Şimdi bu parmakların üzerinden nasıl yapacağız? Bunu ona görelim. Sağ taraftan sağ tarafa 6'lar, sol tarafı da 8'ler olarak düşünüyorum. Siz tersini de düşünebilirsiniz, hiç fark etmez. Şimdi burası 6'lar. 6'yı buldum. Burada da 8'i buldum. 1, 2, 3. Buraya kadar olan, işte olan parmakları onarlık sayacaksınız. Yani bunları kapattığınız düşün. Şöyle parmaklarınız bu 6, bunu kapattım. Buradan da bunu kapattım. Böyle düşünebilirsiniz. Geri kalan parmakları birbiriyle çarpacaksınız. Burada kaç tane parmak kaldı? 4. 4. Burada kaç tane parmak kaldı? 2. 2. 4 kere 2? 8. 8. Kapattıklarımı onarlık olarak sayıyorum. 10, 20, 30, 40. 40, 48. Mantık bu. Şimdi 6 kere 6'yı yapalım. 6 bu, 6 bu. Şöyle düşünelim. 6'ları kapattım. Burada kaç tane parmağım kaldı? 4. Burada kaç tane parmağım kaldı? 4. 4 kere 4? 16. 16. Bunları onarlık sayıyordum. 10, 20. 16 da 16. orada var. 26. 36. 7 kere 7'yi yapalım. 7 burası. 7 burası. 10, 20. 10, 20. Ne yaptı? 40. Burada kaç tane parmağım kaldı? 3. 4. Burada kaç tane parmağım kaldı? 3. 3 kere 3? 9. 9. O zaman ne oldu? 49. Yöntem çok kolay. Peki 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'larla alakalı pratik çarpma işlemi öğrendik. 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'lerle alakalı ne yapacağız derseniz hemen size şöyle söylüyorum. 2'lerle alakalı ritmik çalışma, çarpmayı, saymayı biliyorsunuz. 3'lerle alakalı ritmik sayma, 4'lerle alakalı ritmik sayma, 5'lerle alakalı ritmik saymayı mutlaka öğrenmelisiniz. Bunları öğrendikten sonra çarpma işlemi çok kolay. Şimdi Mehmet size ona sorduğum örnekleri bize anlatacak. 9 kere 9 Mehmet. Buradaki örneğimizden anlat. 9'larla Dokuz alakalı kere pratik beş. videomuz var. Ona bakarsanız oradan da kolaycana yapabilirsiniz. Ama Mehmet size şimdi buradan anlatacak. Anlat Mehmet'im. 9 kere 9. Buradan 9'a kadar parmaklarımızı kapattık. Evet, şimdi Buradan şöyle da 9'a düşünüyoruz. kadar. Değil mi? Böyle kapattık. Burada birer tane parmağım kaldı. Buradan kaç kapattım? 4. Buradan 4 kapattım. 40. 40 da burada 80. 80. 1 ile 1'in çarpımı nedir? 1. 1. 81. 81. Şimdi sana soruyorum. 8 kere 8 kaç yapar? 8'e kadar kapattık. Buradan da 8'e kadar kapattık. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Evet. 60 var. Aklımızda tutuyoruz. Sonra 2 var burada da. Burada da 2 kaldı. 2 kere 2, 4, 60, 64. 64. Bravo, çok güzel. Mehmet bunu 5 dakika çalışarak öğrendi. 5 dakika sabırla dinlerseniz mutlaka öğreneceksiniz. 5 dakika dinleyeceksiniz, 5 tane alıştırma yapacaksınız ve mutlaka öğreneceksiniz. Eğer videonun tamamını seyretmeden geçerseniz öğrenemezsiniz. Söylediğim gibi emeksiz yemek olmaz. Kanalımıza abone olun.
Eğitim içeriklerimize devam edeceğiz. Ben bir öğrenci velisi olarak ihtiyaç duyduğu, Mehmet'in ihtiyaç duyduğu bütün konularda ona yardımcı olacağız ve videolarını çekeceğiz. Hepinize iyi günler ve sağlıklı günler diliyoruz. Maskeleri takmayı, hijyeni unutmayın, ellerinizi yıkayın ve mesafe kurallarına uyun.